Herkese tekrardan Merhabalar arkadaşlar tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte bir sos 2 denemesi çözüyoruz yorumlarda kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı belirtmeyi unutmayın lütfen ve haftada iki tane bu şekilde deneme geleceğini söylemiştim yani 2 tyt 2 sos 1 2 sos 2 denemesi gelecek Mutlaka bildirimleri açın ve soruları çözmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Türkçede buğday, arpa, darı gibi tahıl adları ile altın, gümüş, bakır, demir gibi metal adlarının bulunması ve kurganlarda kılıç, süngü, bıçak ve balta gibi silahların çıkması durumlarına bakılarak Türklerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım öncülerimize. Komşu devletlerle iyi ilişkiler içinde oldukları. Arkadaşlar bu bilgilerden bunu çıkarabilir miyiz? Tabii ki çıkaramayız. Ahiret inancını benimsedikleri. Bakın kurganlardan kılıç, süngü, bıçak, balta gibi silahlar çıkıyormuş. Demek ki öldükten sonra başka bir yere gideceklerine inanıyorlar ve yanlarına bu tarz silah aletleri alıyorlar. Doğru arkadaşlar. Tarım ürünlerini tanıdıkları. Bakın buğday, arpa, darı gibi tahıl adları ile altın, gümüş, bakır gibi metal adları varmış. Yani tarım ürünleri tanınıyormuş arkadaşlar. Doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Uygurlar döneminde Maniheizm dininin benimsenmesinde aşağıdaki kesimlerden hangisi etkili olmuştur? Arkadaşlar Maniheizm dinini benimseyen elbette Bögü Kağan'dır. Tun Bagatarhan, Kutluk Bilge Külkan, Kutluk Kağan, Mayan Çör dönemi değil. Bögü Kağan döneminde Maniheizm dini kabul ediliyor ve halka yayılıyor arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Tarih bilimi hakkındaki bu görüşler tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilemez? Herodot, tarih insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir demiş arkadaşlar. İbni Haldun, tarih gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir. Leopold von Ranke tarih hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarihte yoktur demiş. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Belgelere dayanması zaten Ranke'nin sözünden anlaşılıyor arkadaşlar. Objektiflik elbette olacaktır. Neden gerçeği yansıtmak gerekir diyorlardı arkadaşlar. Neden sonuç ilişkisi kurması özellikle İbni Haldun bundan bahsetmiş. Sosyal bilim dalı olması arkadaşlar insanlığı alakadar etmesinden tabii ki bunu çıkarabiliriz. Yine Herodot'tan çıkarabiliriz. Ancak arkadaşlar yer ve zamanla alakalı hiçbir bilgi verilmemiş gördüğünüz gibi. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Verilenlerden hangileri 16. yüzyılda Osmanlı-Safevi ilişkilerinin bozulma nedenleri arasında gösterilebilir? Anadolu'nun doğu bölgelerini nüfusu altına alma politikası. Arkadaşlar, Safeviler de doğuda egemen olmak istiyorlar. Tabii ki Osmanlı devleti de buna karşı geliyor. Elbette bu aralarının bozulmasına sebep olur. Halifelik makamı üzerinde hakimiyet kurma isteği, hayır arkadaşlar, Safevilerin böyle bir amacı yoktur. Ee, Osmanlı Devleti zaten halifelik makamını ele geçirmiş durumda olacaktır. Safeviler böyle bir istekte bulunmayacaklar. Trabzon Rum İmparatorluğu toprakları üzerinde hakimiyet mücadelesi, hayır arkadaşlar, böyle bir durumda söz konusu değil Safeviler tarafından. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani aşık olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim dönemi gelişmelerinden biri değildir? Kıbrıs'ın fethedilmesi, Kıbrıs'ın fethi Yavuz Sultan Selim döneminde değil, II. Selim döneminde gerçekleştirilmiş bir olaydır. Halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesi elbette Yavuz Sultan Selim döneminde olmuştur. Dulkadiroğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne katılması da aynı şekilde Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşmiştir. Teokratik devlet anlayışının güç kazanması zaten halifeliğin Osmanlı'ya geçmesiyle birlikte elbette teokratik devlet anlayışı güç kazanır arkadaşlar. Memlük Devleti'nin yıkılması da yine Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleştirilmiş bir olaydır. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'ne yapılan göçler ile ilgili verilen bu tabloya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Göçlerin belirli coğrafyalardan gerçekleştiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü özellikle Kırım'dan, Kafkaslar'dan ve Balkanlar'dan gördüğünüz gibi göçler gerçekleşmiş. En büyük göç dalgasının Kafkaslardan geldiği bakalım. Arkadaşlar Kafkaslar burada ama gördüğünüz gibi Balkanlar'da daha fazla göç eden insanlar. En büyük göç dalgası Balkanlardan gelmiştir. Osmanlı egemenlik alanındaki değişikliklerin nüfusunu etkilediğini tabii ki söyleyebiliriz. Bu topraklar kaybedilmiş demek ki ve buradaki Türkler de Osmanlı topraklarına gelmişler. Balkan topraklarının yavaş yavaş Osmanlı'dan koptuğunu da söylememiz mümkün. Osmanlı Devleti den nüfusunda elbette artış yaşanmıştır. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Verilenlerden hangileri 4 Halife devrinin Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılmasında etkili olmuştur? Halifelerin seçimle belirlenmesi. Arkadaşlar cumhuriyet dediğimiz şey nedir? İnsanların kendi kendini yönetmesidir. Yani yönetecek olan kişiyi kendileri seçmesidir. Tabii ki bu da halifelerin seçimle belirlenmesi durumu cumhuriyet dönemi olarak adlandırılmasına sebep olacaktır. Yargıda bağımsızlığın benimsenmesi. Arkadaşlar bunun etkisi olmayacaktır Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılmasında. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesinin de Cumhuriyet dönemi olmasıyla bir alakası yoktur. Bu yüzden cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki egemenliği aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti özellikle Avrupa'daki varlığını yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı bu süreçte ve Karlofça Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti batıda büyük çapta toprak kaybetti ve bu ilk kez yaşandı. Ve Osmanlı Devleti zaten bundan sonra hiçbir zaman eski gücüne ulaşamadı. Hatta Karlofça Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almaya çalıştı ve Orta Avrupa'daki egemenliğini kaybetmiş oldu. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Verilen bu gelişmeler 17. yüzyılda sırasıyla aşağıdaki alanlardan hangilerinde bozulmalara neden olmuştur? Beşik ulemalığı. Beşik ulemalığı tabii ki eğitim alanında bozulmaya sebep olur arkadaşlar. Çünkü ulema sınıfının evlatları, çocukları ulema olarak kabul edilmiş ki eğitim bile almadan bunu kabul etmişler. O yüzden zaten beşikten direkt ulema olmuşlar. Bu yüzden beşik ulemalığı adı verilmiş bu duruma ve eğitim alanında bozulmaya sebep olur. Ekber verşet sistemi tabii ki yönetimde arkadaşlar bozulmalara sebep olacak. Ee, bunun sebebi de şudur. Ekber verşet sisteminin gelmesiyle birlikte ee, şehzadelerin sancağa çıkması yasaklanıyor. Şehzadeler sancağa gidemeyince de tabii ki yönetim konusunda yetersiz kalıyorlar. Yönetimde bozulmalar meydana geliyor. Tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte de tabii ki ekonomi en çok etkilenir. Çünkü biliyorsunuz tımar sistemiyle birlikte topraklar ekilip biçiliyor. O ekilip biçilen topraklarla asker de yetiştiriliyor, vergiler toplanıyor vesaire. Yani bu sistemin bozulması ekonomiyi etkiler. Bu sebeplerle doğru cevabımız eğitim, yönetim, ekonomi yani C şıkkı olacaktır. Buna göre gelişmelerinden hangileri yatay hareketliliğe örnek olarak gösterilebilir? Ülke içerisindeki göç hareketlerine yatay hareketlilik denir. Bakalım öncülerimize. İskan politikasının uygulanması arkadaşlar tabii ki olur. Çünkü iskan politikasına göre özellikle yeni fethedilen bölgelerde ve özellikle Rumeli'de e, bölgenin Türkleşmesi gerekiyor ve bu bölgeye Türkmen unsurlar yerleştiriliyor. Böylelikle bölge Türkleşmiş oluyor. Yani yine ülke topraklarına bazı insanları alıp başka bir toprağa yerleştirmiş oluyorlar. Bu tabii ki yatay hareketliliğe büyük bir örnektir. Hristiyan prensler ve asillerin Müslüman olduğunda Osmanlı Sancak Bey'i olabilmesi yatay hareketlilik değildir arkadaşlar. Çünkü dışarıdan gelen insanlar Osmanlı topraklarında yaşamaya başlıyorlar. Göçebelerin merkezi denetimin dışında tutulması da yatay hareketlilikle alakalı bir durum değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Şehzade ayaklanmasına karşı alınan önlemlerden biri değildir. Kısmi seferberlik ilan edilmesi doğru arkadaşlar çünkü ülke içerisinde bir ayaklanma mevcut. Adana'dan bölgeye bir kol ordu getirilmesi. Evet arkadaşlar ayaklanmayı bastırmak üzere bir kol ordu getiriliyor. İstiklal mahkemelerinin kurulması tabii ki ayaklanmaya katılanların yargılanması açısından doğru. Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması da arkadaşlar bir etkidir tabii ki. Çünkü Takrir-i Sükun Kanunu huzuru sağlama yasasıdır aslında. Ve şehzade ayaklanması tabii ki bir ayaklanma olduğundan dolayı huzuru bozmaktadır. Bu tarz ayaklanmaları aslında e, ...bastırabilmek amacıyla çıkarılmış bir yasadır, kanundur. Şeriye ve ikaf vekaletinin kapatılmasıyla şeyset ayaklanmasının bir alakası yoktur arkadaşlar. Çünkü Osmanlı'dan kalan birçok kurum ve kuruluş zaten kapatılarak e, yeni hallerini alıyorlar. Şeriye ve İlkaf vekaleti kapatılıyor, vakıflar, genel müdürlüğü ve diyanet işleri kuruluyor. Bunun şeyset ile bir alakası yoktur. Bu sebeple doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.